Bu risale'nin meselesi cidden çok garip bir mesele. Yani bundan yan düşenlere de çok fazla kınamaya gelmiyor. Fevkalade garip bir hadise bu risale'nin meselesi. Yani nedir, neye hizmet ediyor, ne yapacak, ne diyecek? Teamül halinde devam eden şeyler hiçbirisi Risale-i Nur'da devam etmiyor. Burada kesintiye uğruyor. Yani ya İslam hayatında yeni istikametli bir şey veya İslam hayatında yeni ve sapık bir harekettir bu Risale-i Nur. İkisinin ortası yok. Yani diyor ya, ya Kur'an-ı Azim kelam ilahidir veya bir beşerin düzmecesidir. Aşağı gidiyor. Ortası olmaz yani. Orta, böyle yüksek şeylerin ortası olmaz. Risale-i Nur çok yüksek konuşuyor. Yani. Buna inanmak var, oraya inanmamak var. Biraz sonra söyleyecek. İnsanda bir kalp vardır. Hem daire içinde hem daire dışında olmaz diye. Aynı zamanda ne diyecek? Benim size gösterdiğim güneşe rağmen siz mum ışığı arıyorsunuz. Öyle diyecek değil mi? Risale-i Nur'un size verdiği güneşe rağmen siz nur şey mum ışığı arıyorsunuz. Bu iddialar çok büyük iddialar. Ya hiç Allah'ı bilmeyen, Allah'tan korkmayan, insanları sapıtmaktan zerre kadar imtina etmeyen bir insanın sözleridir bunlar. Aşağı 100.000 defa. Veyahut cidden çok kuvvetli konuşuyor. Cidden çok kuvvetli konuşuyor. Risale-i Nur'un meselesi ilmi bir mesele değil fikri bir mesele de değil. Hali bir mesele de değil. Keşfi bir mesele de değil. Hani diyor ya Muhyiddin Arabi Hazretleri için, Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor, hatası ilmi değil, fikri değil ve keşfi değildir. İlmi değil. Fikri değil ve keşfi değildir. İmam Muhyiddin Arabi Hazretleri'nin hatası. Yani bu değillerin arasında öyle bir ince hatası var ki ancak laboratuvarda tespit edilebilir. O da müceddidlerin laboratuvarında tespit edilebilir. İmam Rabbani gibi, Gavs-ı Geylani gibi, Bediüzzaman gibi insanların onun için kim olursa olsun tahkiki konuşamıyorum meselede. Tahkiki konuşamıyor. Haklı konuşuyor. Yani ulema haksız değil. Ulema söylediği haklı. Haklı da ulemanın anlayamadığı incelikler var işin içerisinde. Yani insan beşer takatının yetişemediği incelikler var işin içerisinde. Şimdi katiyen bir meslek taasubu ve meşrep taasubu ile söylemiyorum. Dedim ya, bu Risale-i Nur'un işi ya hakikaten felaketse felaket, helaketse helaket, azapsa azap, cehennemse cehennem deyip
gelecek adamların işi. Çünkü 1300'e kadar devam eden medrese tarzı, medrese usulü ilim tedris tarzı değişmiştir, değiştirmiştir bunların hepsini. Değişmiş. Ya kabul edersin ya etmesin. Hulusi Bey'in ilk görüşteki tespiti çok mühim. Rehber mahiyetinde bir söz. Ona onu söyletiren Allah'tır. Delil, bürhan, kemalat hiçbir şey görmüyor. Yani gördüğünden dolayı bir intisap yok. Allah'ım ben bütün umurumda şu zata teslim oluyorum. Bunun için şan uluhiyetine layık neyin varsa onu bana yap. Cennetçe cennet, cennetçe cehennemçe cennet. İlk gördüğü zaman ilk şey dediği söz bu Kursi Bey. Risale-i Nur cidden mahiyeti henüz anlaşılmamış bir eserdir. Sadece şeytani veya rahmani ona bir şey demiyorum. Bakın. Şeytani veya rahmani. Bence rahmani. Ama şeytani veya rahmani buna bir şey demiyorum. Sadece her şeyini yakıp gelebilenlerin barınabildiği bir yerdir Risale-i Nur. Efendim ben burada kalırsam işte ilmim geri kalır, şuyum geri kalır, buyum geri kalır. Doğru söylüyorsun. Bunların hiçbirine itiraz olmaz. İşte ben burada yetişemem, şuyum, o şey, ilmim noksan kalır, mektebim noksan kalır işte. Çocuğum bilmem ne olur, çocuğumu hafız yetiştiremem, alim yetiştiremem falan. Doğru, hepsi doğru. Ama sen işte benim talebesi olamazsın. Belki yanlış bir yol. Belki yanlış bir yol. Dikkat ederseniz katiyetle, kesinlikle taraf olarak konuşmuyorum. Yani. Mutlaka alternatif bırakıyorum. Açık, kapı açık. Her şeyinden vazgeçen adam gelecek buraya. Bu kapı böyle bir kapı. Kapı böyle bir kapı. Bir yenilik, yeni bu iş. Bu iş yeni. Risale-i Nur'un ilmi ne şarkın ulumundan ne garbın hikmetinden alınmış değil. Gale kıyla yok Risale-i Nur'da. Nakil yok. Nakil yok. Muzdat Ahmediye Risalesi var, onun dışında nakil yoktur. O da nastır yani. Ümmetin nasıl? Onun dışında nakil yoktur. Yeni bir şey. Yeni bir şey. Yani anlayış meselesidir yani. Ben anlayış meselesi. Anlayış meselesi yani. Şimdi mesela Sıddık Süleyman rahmetullahi yani sıradan bildiğiniz bir adamdı. Sıradan bildiğiniz bir adam yani. Ya bu adam mesela filanca hocanın yanına gitseydi iyi alim olurdu. Falanca yanına gitseydi vaiz olurdu. Filanca yere gitseydi bilmem ne olurdu. Doğru. Buna hiç itirazımız yok. Ve lazım. Ama hiç lüzumsuz bir Risale-i Nur talebeliği var. Her şeyini yakamur ya gelecek. Böyle bu iş. Bu iş böyle. Bu iş böyle. Ne başkası bizi anlayabildi, ne biz başkasını anlayabildik. Ya biz doğruyuz ya onlar doğru.
Çok garip. Ömrümde ilk konuştuğum şeyler bunlar benim. Ama mutlaka bildiğim şeyler bunlar benim. Kesin bildiğim şeyler. Alimler vardı Resulullah Efendimiz'in zamanında. Keşişler vardı. Hristiyan alimleri vardı, Yahudi alimleri vardı, arifler vardı, müthiş arifler vardı, şairler vardı, deha, kahinler vardı. Sahabe ne kahin olmak istedi, ne alim olmak istedi, ne arif olmak istedi. Sahabe olmak istedi. Ve bu sahabe olmak istediği zaman da arkası tamamen meçhul bir hadise bu. Dikkatinizi çekerim. Bütün peygamberlerin ümmetleri peygamberlerinden hüccet istemişlerdir. Allah Resulü'nün sahabesi hiçbirisi hüccet istememiştir. Hiç. Bu mucizelerin olması mucize istemekten değil. Gidiyor Hazreti Ömer Efendimiz Tebük Muharebesi'nde, seferinde. Ya Resulallah diyor. Kırılıyoruz artık. Diyor. Herkes devesini kesiyor, işkembesindeki suyu sıkıp içiyor dedi. Bu bize bir keramet, bir mucize göster demek değil. Hali arz ediyor. Allah'ın Resulü ne ferman etti? Herkes dağarcığında ne kadar suyu varsa getirsin, şurada yine dökün dedi. Döktüler. Ondan sonra mübarek 10 parmağını içine koydu. Ondan sonra dedi ki herkes kabını getirsin, kabını doldursun. On nehir gibi akıyor. Sahabe arkasında sağlamlık görerek bu işe girmedi. Girmediler. Cennet için girmediler. Cehennemden kurtulmak için girmediler. Bu bir nasip meselesi oldu. Bu bir nasip meselesi oldu. Hiç tereddütsüz söylüyorum. Risale-i Nur'da bu özelliği gösteriyor. Risale-i Nur'da da bu işin bu cilvesi var. Katiyen arkası sağlamdır diye söylemiyorum. Ama cevheri buna müsait olan ancak gelebiliyor. Ancak cevheri müsait olan burada durabiliyor. Çünkü bu iş deli işi, akıllı işi değil. Bu iş deli işi, akıllı işi değil. 1961, 54 senedir şu işin içerisindeyim. 54 sene vasat bir aklım vardır yani benim. Öyle büyük bir aklım yok. Çok şükür, çok şükür de değil. Vasat bir aklım vardır. 54 sene hangi kapıya hizmet etseydim iyi bir alim olurdum. İyi bir vaiz olurdum. İyi bir hafız olurdum. Hepsini olurdum. Sevdiğim bir şeyde. Ama ama köprüleri yaktık. Yani. Allah öyle nasip etti. Vallahi bunun sonu cehennemde olsa ben bu cehenneme çok razıyım. Allah'ıma ne kadar şükrediyorum ki beni böylesi kalık ile saplattırmamış. Risale-i Nur talebeliğinden şaşırmamış beni. Bu konuştuğum sözden her birisinin çok geniş detayları var. Anlıyorsunuz ki bu kelimelerin her birisinin detaya ihtiyacı var. İzaha ihtiyacı var. İzahı meseleyi küçültecektir. Meseleyi basitleştirecektir. İstidatlara müdahale neticesini doğuracaktır.
Burası büyük bir soru işareti. Ben bir definenin etrafını kazıyorum. Ama bilmiyorum ki nedir bu definenin içerisinde. Müellif böyle demiş. Sizler bahtiyarsınız ki bunu göreceksiniz. Şükür ki o bahtiyarlık bize nasip olmadı. Biz de anlayamadık içinde ne var. Şükürler olsun ki bize de nasip olmadı o hazinenin içinde ne oldu. Biz de anlayamadık. Aklı yele verdik, iradeyi sepete koyduk. Adamlığı, bunlar bu insanların anladığı insanlığı, adamlığı, her şeyi çöpe attık. Biz Risale-i Nur talebesiyiz. Bu söylediklerimin akılla, mantıkla, ilimle, fikirle tartılır tarafları var mı? İşte nurculuk bu. İşte nurculuk. Sözler boğazını zorluyor gelmek için. Ama ben burada keseceğim. Bu kadar yeter.